Yeni videodan merhabalar, nasılsınız? Ben gayet iyiyim, birazcık yorgunum sadece. Videonun başında da zaten size böyle kısaca hızlandırılmış bir şekilde gösterdim. Bugün biraz böyle evin düzenlenmesi, temizlenmesiyle uğraştım. İşte kahvaltımı falan ettim, çamaşırları hallettim, evi süpürdüm, toz aldım vesaire derken bir haftaya böyle hafif bir toplanma, temizlenme ve organize etmeyle başladık. Bu hafta başka bir gün çok müsait olmayacağım evi temizlemek için. Zaten bugün de böyle çok detaylı bir temizlik yapmadım, fark etmişsinizdir. Biraz üstten oldu ama bu haftayı götürür diye düşünüyorum. Şimdi sizlerle birlikte mutfağa gireceğiz. Saat şu an 4.30. Bugün videoyu bayağı geç açıyorum. Ama mutfağa geçmeden önce... Of, ne biçim rüzgar var. Evi havalandırayım diye balkon kapısını açtım da acayip bir rüzgar varmış. Mutfağa geçmeden önce sizinle bir konuda konuşmak istiyorum. Dikkat ederseniz ben böyle çok videolarda bir şeylerden şikayetlenmeyi, dırdırlanmayı çok sevmem. Kendi özel hayatımda da buna dikkat etmeye çalışıyorum ama burada ekstra dikkat ediyorum. Çünkü zaten herkesin hayatı yeterince zor. Burada böyle birazcık keyifli zaman geçirmek, belki yaptığınız bir işi yaparken arkadan hani bir şey konuşsun, biri konuşsun diye izliyorsunuz, açıyorsunuz bu videoları. O yüzden birinin böyle sürekli bir şeylerden şikayetlenmesi ve negatif bir şekilde video paylaşması benim hoşuma gitmiyor. Ben izlerken hoşlanmıyorum. Yine çok böyle negatifleşmeyeceğim ama bir konuda bir şey söyleyeceğim. Dikkat ederseniz ben sizin yorumlarınızı gerçekten ciddiye alıyorum. Hem hepsine cevap veriyorum hem de uyarıda bulunduğunuz konuları böyle göz önüne alarak birazcık ona dikkat ederek videoları yönlendirmeyi seviyorum. Çünkü bu videoları ben çekiyorum, siz izliyorsunuz. Tabii ki sizin de fikirleriniz çok çok önemli bu konuda. Ama şöyle bir şey var. Şimdi burada tamam, birçok kanala göre çok kalabalık bir takipçi sayım yok benim. 12.000 civarlarındayız şu an. Ama düşünecek olursanız 12.000 kişi aslında çok fazla. Farklı fikir demek, çok farklı düşünce, beklenti, istek demek. Ben mümkün olduğunca böyle kimseyi kırmadan yapabileceğim doğrultuda isteklerinizi yerine getirmeye çalışıyorum. Ama şöyle durumlarda kaldığım oluyor ki son dönemde de, son bir haftadır özellikle yine böyle bir şeyin içindeyim. O yüzden yine bunu size sormak istiyorum. Şimdi bazı arkadaşlar mesela daha çok sohbet et. Hatta çok tatlı şunu diyenler var. Hani sen hiçbir şey çekmesen, sadece kamerayı açıp konuşsan biz izleriz. Sohbetin çok keyifli diyenler var. Çok teşekkür ederim. Bazı arkadaşlar da normal bir şeyi anlatabilmek, size kendimi ifade edebilmek için konuştuğumda bile çok konuşuyorsun diyor. Şimdi ben de ne yapacağımı inanın bilmiyorum. Şaşırdım. Yani konuşsam bir dert, konuşmasam bir dert. Yani size sormak istiyorum. Yani çok konuşuyorsun derseniz eğer, bundan sonra gerçekten daha böyle dikkat edeceğim. Ama dediğim gibi yani herkesi aynı anda mutlu edebilmemin yolu yok. Aklıma Şeyma Subaşı'nın "ben pizza değilim, herkesi mutlu edemem" şeyi geldi. Neyse, yani bunun imkanı yok arkadaşlar. Size bir şeyi anlatabilmek için de birkaç dakika hak verirsiniz ki konuyu açıklamam gerekiyor. Bu da herhalde çok konuşuyormuşum gibi geliyor. Böyle farklı zamanlarda bununla ilgili birkaç eleştiri aldım. Önceki haftalarda da işte çok az konuşuyorsun diyenler oluyordu. O yüzden biraz konuşmaya başladım. Şimdi bu eleştiriliyor. Ben de ne yapacağımı bilmiyorum. Bana siz bir yol gösterin. Mutfağa geçeceğiz. Akşam yemeğini göstermeyeceğim. Akşam ton balıklı salata yiyeceğiz çünkü. Yılmaz öyle istedi. Ben de okey dedim. Bugün ne yapacağız mutfaktan? Başlıkta da gördüğünüz gibi size bir fit cips tarifi vereceğim. Ama bu böyle alışılagelmiş hani yufkadan ya da lavaştan yapılan fit cipslerden değil. Zaten videonun en başında görmüştünüz, mercimek ıslattım, kırmızı mercimek. Kırmızı mercimekle yapacağız. Ben bu tarifi daha önce bir yıl kadar önce sanırım Instagram'da Reels olarak paylaşmıştım ve deneyip çok beğenenler olmuş. Çok sevinmiştim. O dönem çok sık yaptım. Yani haftada 1-2 yapıyordum mutlaka. Sonra son böyle 6-7 aydır pek yapmadığımı fark ettim ve dedim ki bugün tam zamanı, hemen yapayım. Mercimeklerimi, 1 su bardağı mercimeği 2 su bardağı kaynar suyun içine koydum. Kapağını kapattım. En az 3 saat o şekilde bekletmeniz gerekiyor ki mercimekler iyice böyle o suyu çeksin diye. Eğer 3 saat sonra kapağı açtığınızda hala su varsa mercimekleri süzün birazcık. Şimdi ben süzüyorum hemen, eğer su varsa bakmadım hiç, bir bakacağım. Ve bir sonraki aşamayla karşınıza geliyorum. Mercimeklerimi süzdüm. Hemen şöyle rondonun içine bunları atıyorum. Sanırım benim 2 tur yapmam gerekecek. Bir püre kıvamına getireceğiz bunu. Tabii ki içinde bazıları böyle bütün kalacak ama o kadar problem değil. Yani geneli püre kıvamına gelse yeterlidir. Evet, ben bunu 2 tur yapacağım. kıvamımız şu şekilde. Bakın böyle aynı karnabahar kısırı yaparken o dokuya benzedi. Bu ilk partiye şöyle bir tepsinin içine yağlı kağıt serdim. Bunun içine hemen atıyorum. Hop, kaymasın. Şimdi ikinci partiyi de aynı bu şekilde çekip geleceğim. İkinci partiyi getirdim. Mercimeklerin üstüne 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekliyoruz. Ben ayçiçek ekliyorum çünkü zeytinyağım akşam gelecek. Bekletmek istemedim mercimekleri çok fazla. Benim için 2 yemek kaşığı yeterli oluyor ama siz daha böyle çıtır çıtır bir şey yemek istiyorsanız veya biraz daha yağı fazla olsun diyorsanız bir tık daha fazla koyabilirsiniz. Yağı ekledikten sonra ben şöyle bir iki kere alt üst yaptım ki her yerine iyice gelsin. Şimdi baharatlamaya geçiyorum. Kesinlikle tuzumuz var tabii ki. Karabiber kullanıyorum. Sarımsak tozu. Siz sevdiğiniz baharatları ekleyip sevmediklerinizi çıkarabilirsiniz. Susam, çörek otu gibi şeyler de kullanabilirsiniz. Ben kendi damak tadıma göre yapıyorum. Şöyle kekiğim var. Çok az kimyon. Ve pul biber. Ben yoğurtla tükettiğim için genelde biraz acılı yapıyorum. Bunu şimdi iyice karıştıracağım. Tepsiye yaymaya başladım. Ne çok kalın ne çok ince. Tek önemli olan şey aslında her yerinin eşit kalınlıkta olması ki her yeri aynı pişsin. Siz eğer böyle çok çıtır çıtır bir şey istiyorsanız biraz ince bir katman halinde bunu serebilirsiniz. Yok ben birazcık içi böyle yumuşak kalsın istiyorum diyorsanız hani tuzlu kekler olur ya böyle incecik. Onlar gibi olsun, içi daha yumuşak, dışı çıtır olsun istiyorum diyorsanız bir tık daha kalın serebilirsiniz. Ben orta kademede yapıyorum her seferinde. Gayet güzel oluyor. Bu arada fırın kabı falan da kullanabilirsiniz yani. Ben elime tepsi geçti diye şimdi tepside yaptım. Şimdi bunu güzelce yaydıktan sonra keseceğim. Piştikten sonra kesmeniz çok zor olabilir. Parça parça olabilir. Eğer düzgün dilimler istiyorsanız benim için çok fark etmiyor da hani misafire falan da yapmıyorum şu an. Ben size göstermek için şimdi pişmeden keseceğim. Siz de daha düzgün dilimler elde etmek istiyorsanız pişmeden keserseniz hayrınıza olur. Yani kesmek dediğim şöyle çizgiler atıyorum aslında. Çok da dağıtmadan çünkü dağılabilen bir şey bu. Hatta bıçağınızı ıslatırsanız daha kolay oluyor. Eğer en başta kesmezseniz ne olur? Sonrasında böyle parçalayarak yersiniz. Kolay kolay düzgün kesemezsiniz. Parçalar olur. Yani onda da bir sıkıntı yok bence. Ben şöyle gelişigüzel keseceğim. Çok da küçük küçük yapmıyorum. Aynen bu benim için yeterli. Reels'da tabii daha güzel güzel kesmiştim. Bu arada beni Instagram'dan takip edip Reels'ıma da bakabilirsiniz ve yeni paylaştığım şeylere de. Bunu şimdi fırına atıyorum. Fırının alt üst pişirme ayarında ve 180 derecede. Tepsiyi tam ortaya koyacağım. Belli bir süre veremiyorum arkadaşlar. Kontrol ede ede pişireceksiniz. Üst kısmı iyice böyle kıtır, sert hale geldiğinde pişmiş demektir. Bir de kenarları böyle hafif hafif yanabilir. O da aslında piştiğinin bir göstergesi. Kenar dilimler birazcık esmerleşiyor diyeyim. Mutfağı, fırını kontrol etmeye geldim de daha var birazcık, daha bir 10 dakika daha pişmesi lazım. Bugün güzel bir haberim daha var size bu arada, söylemeyi unuttum, şimdi aklıma geldi. 1 kilo 300 gram daha vermişim. Ben pazartesiden pazartesiye tartılıyorum. Ve bugün işte tartıya çıktığımda 1 kilo 300 gram daha verdiğimi gördüm. Toplamda şu an 3 kiloyu geçtik galiba. Geçtik mi geçmedik mi neyse öyle bir şey. Ve aşırı mutluyum şu yüzden, çünkü ne enerjim düşük, hani diyet yaparken bazen enerjiniz düşük olur, psikolojik olarak böyle kendinizi kötü hissedersiniz falan, hiç öyle bir şeyim yok, daha da enerjiyim kaldı ki eski o çok yediğim döneme göre ya da sağlıksız yediğim döneme göre diyeyim. Ve kilo veriyorum ve hani kilo vermek için ekstra da uğraşmıyorum, sadece normal besleniyorum, normal bir insan gibi besleniyorum. Ve bir yandan da kilo veriyorum. O yüzden çok mutluyum. Bu fit cipsi de bugün birazcık akşam böyle yasak elmayla, yoğurtla birlikte falan yerim diye yaptım. Kendime küçük bir ödül. Eskiden mesela böyle diyet listeleriyle diyet yaptığım dönemlerde ödül günleri ne yiyeceğimi şaşırdım. Böyle kesin hamburger, pizza falan seçerdim ya da işte profiterol falan. Şimdi demin kendi kendime onu düşünüyordum. Buse dedim, ödül için seçtiğin atıştırmalık bile şu an aslında çok sağlıklı bir şey. Sadece işte hani baharatlar biraz ödem yapabilecek şeyler ama bir ödem hapı içeriz, yarın geçer. O yüzden de çok mutlu oldum. Galiba bakış açım artık gerçekten değişmeye başladı. Daha çok yolun başındayız bu arada. Hani ahkam kesmiyorum şu an buradan. Sadece benimle birlikte bu sürece başlayanlar var biliyorum ve onları da biraz motive etmek istiyorum. Kendim çok motiveyim çünkü şu an. Bu ayın sonuna kadar bu şekilde ilerleyeceğim. Sonra Yılmaz'la konuştuk. O da yapıyor benimle birlikte biliyorsunuz. Bu ayın sonunda bir gün böyle muhtemelen gene bir tartı günümüz olur. Hani pazartesi yaparız diye düşünüyorum ki en azından telafisi için bir hafta zamanımız olsun. Bir öğün sadece ve bir yiyecek. Yani atıyorum mesela hamburger, patates kızartması, böyle bir menü ya da bir pizza işte ya da bir tatlı. Hani ama tek bir öğün ve tek bir yemek şeklinde düşündük. Böyle bir ödül verelim diyoruz ama şu an hani şey bile yok. Ay o ödül gününde şunu mu yesem, bunu mu yesem? Açlığım da yok, yani gözüm de aç değil, karnım da aç değil ki bugün yulafı da çok erken yedim aslında ben, sonra bütün gün de hareket halindeydim, gerçekten hiç oturamadım. Ona rağmen şu an aç hissetmiyorum, yani gerçekten çok iyiyim. Yalnız şunu söyleyeceğim, bence bu birazcık yaş aldıkça olan bir şey. Ben neredeyse liseden beri hep bir şekilde kilo vermeye çalıştım. Yeri geldi işte 1 kilo hedefledim, ona inmeye çalıştım. Yeri geldi şu tarihe kadar zayıflayacağım, şu elbiseye gireceğim bilmem ne falan, böyle hep hedefler koydum. Bazen hedef koymadan daha rahat bırakarak kendime, hani rahat bırakacağım ama bir yandan aslında içten içe sıkıyordum beslenme anlamında. Önemli olan şey ne biliyor musunuz? Kendi iradenize söz geçirebilecek yapıya ulaşmanız. Bu da birazcık bence yaşlı oluyor. Şu an hani bütün kontrol benim elimde. Çünkü evin mutfağı bana ait. İstediğimi pişirebilirim, istediğimi alıp dolaba koyabilirim. Almamayı kendim seçiyorum, yapmamayı kendim seçiyorum. Canım da istemiyor. İstesem alabileceğimi biliyor olmak ya da istesem kalkıp anında yapabileceğimi biliyor olmak. Birinden çekinmemek. Mesela bir diyetisyen ya da işte çevrenizden biri size kilo verdirmeye çalışıyordur. Onun böyle psikolojisi, onun baskısı altında hissetmeden kendi isteğinizle ve kendi kararlılığınızla bunu yapmak bence çok şey değiştiriyor. Bir de olaya kilodan ziyade sağlığınızı etkilediğini fark ettiğiniz noktada aslında bu sürece başlamak. Keşke tabii ki daha önceden başlayabilseydim. Keşke daha önceden bu noktaya gelebilseydim. Bu kafa yapısına ulaşıp daha sağlıklı bir vücut için bir şeyler yapıyor olsaydım ama zararın neresinden dönersek kârdır. Gerçekten sağlık işin içine girdiği zaman hani kıyafet de güzel görüneceğim de beni beğensinler falan, ondan çıkıp da ya ben sağlıklı olabilmek için bunu yapmalıyım kafasına ulaştığınızda yapabiliyorsunuz. Ben bunu fark ettim. Öyle yani, yaz sonuna kadar güzel hedeflerim var. Hem böyle sağlık anlamında hem görüntü anlamında, kilo anlamında. İnşallah hep beraber yapacağız bunları. Ben mercimekli fit cipsini fırından çıkardım. Bir kısmını Yılmaz şöyle kaba koydu. Şu şekilde. Yarın artık işe mi götürecek, ne yapacak bilmiyorum. Bunlar da dışarıda kalanlar. Ben şimdi bir yoğurt hazırlayacağım. Şimdi değil, bir buçuk saat sonra falan yoğurt hazırlayacağım bunun yanına. Yoğurda batırarak bunu yiyeceğim. Bu arada biz salatamızı falan yedik, yemeğimizi yedik. Şu an zaten saat 8'i 10 falan geçiyor. Bunu da böyle bir atıştırmalık olarak yiyeceğim ama çok fazla yemem zaten yani. Şöyle şu kadar falan. Yerim, kalanını kaldırırız. Ben şimdi şurada minik bir bulaşığım var. Onu hemen bir toparlayayım, tezgahımı falan temizleyeyim. Rahat rahat bu akşam oturup bir dizi keyfi yapmak istiyorum çünkü. Bildiğiniz yün çorabım ve ben montaja başladık arkadaşlar. Yasak Elma'yı izledim. O yüzden bugün montaj birazcık geçe kaldı. Şu an saat 12'ye geliyor. Şimdi de montajımı bitireceğim ve yatarım. Bugün aslında yorulmuşum ben arkadaşlar, sabah o temizliği falan yaparken. Şimdi oturunca fark ettim. Bir de Yasak Elma'yı izlerken acayip uykum geldi. Mercimek cipsini yedim bu arada, çok güzel olmuştu. Sadece ben tuzunu biraz az koymuşum. Çok uykum geldi ama uyumadım da montaj yapacağım diye. Şimdi artık montajı bitiririm, yüklemeye koyarım. Açıklama kutusunu falan düzenlerim. Ondan sonra da yatış diye düşündüm. Bu arada bakmaşadan sonra saçlarım bugün o kadar gözüme düz geldi ki. Ama kendimi şeye zorluyorum. Yani böyle her gün onu yapmamak için. Yani her yıkandıktan sonra vak yapmamak için birazcık şey yapacağım, dikkat edeceğim. Çünkü yani ne olursa olsun, hangi markanın hangi ürünü olursa olsun, o kadar ısıyı sık sık saça uygulamak saçı yıpratır. Bu benim hiç istediğim bir şey değil. Saçlarıma ne kadar dikkat ediyorum biliyorsunuz. O yüzden birazcık böyle ara vererek yapmaya çalışacağım. Gerçi şimdi diyorum ki daha yeni aldım, birazcık hevesimi alana kadar acaba sık sık yapsam mı? Sonra da işte kendimi böyle bir sakinleştiriyorum. Öyle, artık montaja gidiyorum. Sizleri çok öpüyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Yarın tekrar görüşüyoruz. Bay bay.